Oğlum bu ne lan, doblo şarkı. 2019'dan beri aktif bir şekilde yazarlık yapıyorum. 12. sınıf öğrencisiyim, Mehmet Refik Güven'de. 2022 Altın Melek Ödülleri, 2023 Kristal Çam Ödülleri, 2023 Altın Yonca Ödülleri'nde yılın en iyi genç yazarı ve yılın en iyi çıkış yapan yazarı seçildim. Aktif bir şekilde yazılarımı paylaşıyorum. Öğrencilik hayatıma devam ediyorum şu anda. Ben aktif bir şekilde 6. sınıfta yazılar, sözler yazıyordum kısa kısa. Arkadaşlarımın teşviği üzerine de bir yandan yazmaya başladım. Ama beni en çok tetikleyen kısım yalnızlık oldu. Çünkü yaşadığım şeyleri anlatamadım. Daha doğrusu anlattım ama anlamadılar. Bu yönden çok sıkıntı çektim. Ben de sayfalara dökmeye başladım. Sayfalar aslında bana dost olduğunu fark ettim. Wattpad dediğimiz dijital kütüphanede başladım aslında siyah sayfalar. Ve 3 sene boyunca güzel bir okunma aldı, beğeni aldı, güzel tepkiler aldı. Sadece Ünye'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında okuyucu kitlem var şu anda. Ve onların sayesinde çıktı. Dijitalden aslında baskıya dönüşmüş hali siyah sayfalar. Benim amacım bu kitapta sadece içimdeki dünyayı değil, aslında okurlarımın da bazı kişilere de merhem olmak istedim. Benim gibi bu durumlara düşen insanlara yardımcı olmak istedim. Belki de bir sayfasında okuduğunda bu sayfada ben de varım demesini istedim. Siyah sayfalar aslında bir hayalken bir hedef oldu benim için şu anda. Aslında ben 2021 yılında kitabı yazmayı bırakmıştım. Çünkü hiçbir tepki alamıyorum diye. 2022 yılında başladığımda tekrar güzel tekliflerle, aslında özel bir kanalın teklifiyle başladı bu serüven. Sonrası da ödül teklifi geldi. Ben çok şaşırdım çünkü. İlk defa, yani bu kadarını beklemiyordum. Şu anda bazı yerlerden teklif alıyorum. Hala da ödül töreni, serüvenim devam ediyor. Özel kanallardan teklif almaya devam ediyorum aktif bir şekilde. Şu anda bir yandan da ikinci kitabımın hazırlığını da yapıyorum. Hemen hızlı bir şekilde çıkış yapmak için. Ben hala da yazmaya devam ediyorum. Yazarken de bir aslında samimi bir şekilde devam ediyorum. Bunun nedeni ise kalıcılığı sağlamak. Türkiye'deki edebiyat dünyasında birçok yazar ve şairin yanına geçmek, onların isimlerinin yanında bulunmak için mücadeleme devam ediyorum. İlk ödülüm Altın Melek Ödülleri. Zaten hepsi Türkiye geneli bir yarışma. Kapsamı şöyle oluyor. Özel jüriler oylama birliğiyle seçiyorlar adayları ve bu adaylar tek tek belirleniyor. Türkiye genelinde bizlere davet sunuluyor. Bizlerle görüşülüyor. Medya ajanslarımız, menajerimle olsun, ailemle olsun görüşülüyor bu konular. Direkt yani Türkiye genelinde bazı çalışmalar yapılıyor böyle. Hepsi, yani şöyle söyleyeyim, Altın Melek Ödülleri 2022 yılında mesela düzenlendi, 10.sü düzenlendi. Direkt yani 30, 40, 100 kişi sayısı belli olmuyor. Bu kişiler sayesinde o adayların içerisinden çıkıyoruz biz Türkiye genelinde. Şöyle söyleyeyim, bizde yılın en iyi genç yazarı, yani yaş sınırlaması olmadan direkt ilerliyor belli bir yaş kategorisinde. Yani bizler de bu kategorilerde yer aldık. Thank you.